Hocam, mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Tabii ki buradaki bizim bütün amacımız buradan puan ve puanlar almaktı. Aslında maça da kötü başlamadık ama kötü bir gol yedik hemen. Ondan sonra tabii ki penaltı olayı oldu. Ve ondan sonra da maalesef arkadaşımızın yapmaması gereken ve hiç gereksiz bir şekilde takımını yalnız bırakan arkadaşımız tabii ki bu maçın ön planına çıktı. Çünkü karşımızdaki takım şiddetle puana ihtiyacı var. Bizim de var. Onlar tabii ki daha hırslı, daha arzulu, daha istekli taraftarıyla beraber çok büyük mücadele ettiler. Şimdi öyle maçlarda takımı yalnız bırakmak çok yanlış bir şeydi. Ve o da tabii ki pahalıya patlıyor o zaman. Onun için de 10 kişi kaldık ama yine 10 kişi olarak da yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bir ve sonlara doğru da bütün ofans arkadaşlarımızı da oynattık. Yani bir gol daha atabilirdik. Pozisyonlarımız da vardı ama istediğimiz gibi pozisyonlar değildi. Yani bugün bir şanssız gün yaşandı. Futbolun içinde olan bir şey. Her türlü şeye görebilirsiniz. Galibiyet, mağlubiyet hepsi olabilir. Böyle sahadan böyle penaltı arkasından arkadaşımızın atılmasını bunları yaptıktan sonra zaten mağlubiyet gayet normal bir şey olur yani. Tabii ki üzgünüz böyle bir mağlubiyet aldığımız için. Ama bunu telafi edeceğiz. Zaten bu sezon bizim için çok büyük, bayağı bir yorucu oldu. Hem Avrupa Kupaları, hem Lig, hem Türkiye Kupası derken oyuncularımıza bıkkınlık, yorgunluk her şey oluştu. Onun için yani kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirip ondan sonraki sezona bakacağız yani.